Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin için en çok sorulan tariflerden biri olan kokos star pasta tarifimi hazırladım. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Kokos star pastamız için gerekli olan malzemelerin listesini açıklamalar kısmına ekliyorum, oradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Kekimiz için bir kaseye 1 çay bardağı toz şeker ve 2 yumurtayı alalım. Mikserin önce yavaş, ardından en hızlı derecesinde yumurtalarımızı çırpmaya başlayalım. Şeker tamamen eriyip köpük köpük olana kadar çırpalım. Bir çay bardağı sütü ekleyip tekrar çırpalım. 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilin 1 paket kabartma tozu ve 1 su bardağı unu ekleyelim. Unun etrafa sıçramaması için önce şöyle bir karıştıralım. Mikserin en düşük derecesinde hamurumuz pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım. Hamurumuzu çırpmaya başlamadan önce kullanacağımız kalıbımızı hazırlamayı unutmayalım. Çırpma işlemi bittikten sonra spatula yardımıyla şöyle bir kenarlarını toparlayalım. Hamurumuzun kıvamı tam da bu şekilde akışkan olmalı. Hazır olan kek hamurumuzu kelepçeli kalıbımıza döküp yayalım. Kalıbı 1 iki kere tezgaha vurarak hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayalım. Ardından kürdanla üzerine çizikler atalım ki hamurumuz düzgün bir şekilde kabarsın. Yani bu detay kekimizin üst kısmının bombeli değil de daha düzgün bir şekilde kabarmasını sağlayacak. Ara kreması için bir paket krem şantiyi bir su bardağı sütle çırparak hazırlayalım. Ben etrafa sıçramaması için sütü iki seferde ekledim. Hazır olan krem şantinin üzerine 2 su bardağı hindistan cevizi ve 2 yemek kaşığı pudra şekerini ekleyelim. Hepsini tekrar çırpalım. Bir spatula ile toparlayıp tekrar karıştırdıktan sonra buzdolabına kaldırıp dinlendirelim. Şimdi ise pastamızın en üst tabakasını yani ganajını hazırlayalım. Ganajımız için bir kutu sıvı kremayı bir cezveye dolduralım. Kremayı ocağa alıp sıvılaşana kadar ılıtalım. Ilıyan kremamızın üzerine 150 gram yani yaklaşık olarak 3 paket kara çikolatayı ekleyelim. Ben çikolataların yarısını sütlü, yarısını da bitter olarak kullandım. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Çikolatalar tamamen eriyene kadar karıştıralım. Gördüğünüz gibi pastamızın ganajı da hazır. Pişip fırından aldığımız kekimizi kalıbından çıkaralım. Altındaki pişirme kağıdını da aldıktan sonra bir servis tabağına yerleştirelim. Şimdi ise pastamızın kenarlarının daha düzgün olması için bu şekilde ayarlanabilir kalıp geçirelim. Kekimizin üzerine bir çay bardağı soğuk sütü yavaş yavaş gezdirelim. Kekimizin her yeri eşit bir şekilde ıslanmış olmalı. Sıra geldi kekimizi Hindistan cevizli kremasıyla buluşturmaya. Kremayı kekin üzerine böyle kaşık kaşık ekleyelim. Yine spatula'mızla kremayı düzgün bir şekilde yayalım. Son olarak kremanın üzerine hazır olan ganajımızı döküp düzgün bir şekilde yayalım. Bence bu detay pastamızın en önemli detayı çünkü lezzetini iki katına çıkarıyor. Kalıbın üzerine bir tabak veya kapak kapattıktan sonra buzdolabında 2 saat dinlendirelim. Buzdolabında dinlenen pastamızı dikkatli bir şekilde kalıptan çıkaralım. Yemeğe hazır olan pastamızı tercihe göre meyve, çikolata sos veya herhangi bir pasta süsü ile süsleyelim. Süsleme işlemi de tamamlanan Coco Star pastamızı dilimlere ayırıp servis edelim. Ben kokos tarp hastalarımı genellikle çilekle süslemeyi tercih ediyorum. Bu sefer çileğim olmadığı için bu şekilde süsledim.